şeyi aldı. Etkinliklere katılarak bizleri onurlandırıp yalnız bırakmadığınız için yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ederiz. Saygılar sunar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. (Gülüyor) 21 yıllık dernek başkanlığını bıkmadan, usanmadan gecesini gündüzüne katarak 21 yıldır Siverek'in il olması adına ve kalkınması adına adeta kendini vakfetmiş değerli başkanım Sayın Koçali Aymaz'ı açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, Sayın Daire Amirlerim, Sayın Meclis Üyelerim, değerli muhtarlarım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşu kardeşlerim, temsilcileri, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Derneğimizin 21. yıl dönümü etkinliklerine katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım, zatalenizin gelişiyle tarihi Siverek ilinde tarihi günler yaşamaya başladı. Devlet ve halkı bir araya getirme, kaynaştırma ve birlikte sorunlar çözme gayretlerinizi hayranlıkla izliyor ve artarak devam etmesini yürekten arzuluyor ve teşekkür ediyoruz. Sayın misafirler, sevgili dostlar, çok heyecanlı ve duygu yüklüyüm. Sizin gibi saygın idareci ve dostlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Heyecanımız için lütfen kusurumuza bakmayın.
bir yerde umut olmazsa, duygu olmaz ve bir de heyecan olmazsa, orada bir gelişmeden, kalkınmadan ve değişimden söz etmek de mümkün olmaz. Heyecanlıyım çünkü kentimiz Süveyre'nin elinden alınan 84 yıllık il hakkının iade bayrağını dedelerimizin ve babalarımızın bıraktığı yerden devir alarak 20 yıllık uzun soluklu ve şerefli bir mücadeleyi Süveyre'nin ve Süveyreklinin ismine yakışır bir şekilde dalgalandırmak bizlere nasip olmuştur. Böyle şerefli bir görevi, böyle ulvi bir davayı ezilmeden, kırılmadan yerine getirmeye gayret etmek kadar önemli ve anlamlı bir görev olamaz. Böyle kutsal bir görevi bize nasip eden Yüce Allah'a şükür ve hamd ediyoruz. Sadece il hakkımızın iadesi için değil, yıllarca ihmal edilen, dışlanan, sahipsiz bırakıldığından sermaye ve beyin göçüne uğrayan ve bu nedenle de birçok değerlerini kaybeden tarihi Süveyreklinin haklarını savunmanın yanında sesini ile Ankara'ya ve Türkiye kamuoyuna duyurmaya çalışarak gerekli tanıtımın yanında hak edip yapılmayan yatırımların gerçekleştirilmesi için de gayret ettik. Dernek çalışmalarını görmek, sayın hemşehrilerimizi ve araştırmacılara derneğimizin arşivleri herkese açık olup isteyen ve arzulayan dostlarımız inceleyerek 20 yılda ne gibi çalışmalar yapıldığını görebileceklerini söylemek istiyoruz. Dernek olarak az sonra ne gibi çalışmalar yaptığımız konusunda başlıklar halinde kısa bir slayt sunacağımızdan sözü fazla uzatmayacağım. Yalnız bizim için önemli ve anlamlı bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Derneğimizin 20 yıllık çalışmalarında ilk olarak Süveyreki ve Süveyrekliği seven, dayağımıza katkıda bulunmak isteyen Süveyrekli bir aydınımız bizleri arayarak Süveyrek'in il davasına katkıda bulunmak istediğini ve dernekte yer verilmesini ve üye yapılmasını teklif etti. Bu Süveyrek aşığı aydınımız Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız, Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Sayın Bilim Adamı kardeşimize hoş geldiniz diyor ve bir sürprizimizin olduğunu da söylemek istiyorum. Bu tür aydınlarımızın, bu tür iş adamlarımızın ve bu tür gençlerimizin sayısı artmadıkça istenen ve arzulanan gelişim ve dönüşümün olmasını beklemek hayal olur. Takdir ederseniz ki toplumsal davalarda hedefe ulaşmak için toplumun bütün kesimlerin güç birliği yaparak sahip çıkmasından başka çare yoktur. Bunu yapamadığımız sürece istenen ve arzulanan gelişmelerin olması mümkün olamaz diye düşünüyoruz. Bu etkinliği yapmamız için tarihi gümrük hanını bizlere tahsis eden ve bütün imkanlarını seferber eden Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Bıçak'a, şahsında Başkan Yardımcısı Sayın Cuma Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sayın Murat Eyleyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Mehmet Bıçaklı'ya ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün sayın personellerine, dekorasyon konusunda katkıda bulunan Süveyrek Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Ütlü'ye ve üyelerine, ses düzeni için kervan müziğe ve emeği geçen bütün kardeşlerimize yüksek huzurlarınızda yönetim kurulum adına teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bir 10 sene Ankara'da kaldım, İstanbul'da, Bursa'da kaldım. Her zaman bir Süveyreklilik kimliği olmuştur. Hatta Avrupa'da şöyle diyorlar, ya bu Süveyrek büyük, Türkiye büyük, biz anlayamadık diyorlar. Ancak Süveyre'ye geldiğiniz zaman maalesef o kadar büyük olmadığını görüyorsunuz. Yani tabiri caizse bazıları kocaman bir köy diyorlar. Hatta 200 bin köy diyorlar. İşte merkezde 107 bin nüfus var. İlçelerde de 100 bin nüfus var. Ve bir sanayi yok. Yani bir devlet yok. Böyle güçlü manada bir devlet yok. İl olabilecek kapasitesi var. İl olabilecek hem tarihi bir yapısı var. İl olabilecek
hem tarihi bir geçmişi var ki 1926 yılına kadar bir ildi. Tamamen haksız bir siyasi kararla, hiç hak etmediği şekilde, hiçbir şekilde müdahil olmadığı bir davadan dolayı il olma hakkı gelir gider kalın bahane edilerek elinden alınmıştır. Yıl 2010, Siveri geliri 30 bin liraysa gideri 104 bin liradır ve 74 bin lirasını devletten alıyor. O zaman yani bunu şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi neden ille olunuyor? Yani bunu kamu yönetim alanında doçentik yapıyorum. Şimdi il yapılmasının mantığında eğer bir yerin nüfusu, coğrafyası, ondan sonra hinterlandı müsaitse orası il yapılır. Amaç halk daha iyi hizmet alsın, devlet orada etkin olsun. Ya orada Türkiye'nin bütün içerisinde bir varlık göstersin, faydalı olsun. Fakat Siverek'te bir tersi durum olmuş. İki ilin arasında, Diyarbakır'ın ortasında stratejik bir noktası var. Bir Karacadağ var, Güney Siverek Ovası var, yan tarafta Atatürk Barajı var. Hatta su buradan Karan'a aktarıyor ama Siverek üzerinden geçtiriyor. Şimdi bunu gerçekten üzülerek görüyoruz. Bunun birçok sebepleri vardı. Ben şöyle kısaca böyle bir metin haline getirdim. Bunu sizlere paylaşmak istiyorum. Bu arada rahmetli Fuat Kılıççı huzurlarınızda rahmetle yad ediyoruz. Kendilerinin buna çok büyük emekleri oldu. Bizler 97 yılında Bursa'da Siverekler'den kurarken yani Fuat abi eliyle yerleri temizleyecek kadar, halısını silecek kadar çok büyük fedakarlar gösteriyordu. Ve Siverek abi onu o kadar çok seviyordu ki benim şahit olduğum bir olayı ben size anlatmak istiyorum. Yani adam burada hastalanmış, Fuat abi diyor, benim diyor başım ağrıyor diyor. O da telefonu diyor ki aç ağzını bakayım diyor. Ya insanlar bu kadar seviyordur. İnşallah bu insanların sayısı artar ve Siverek'imiz hak ettiği yere kavuşur. Bizim bütün temennimiz, arzumuz, başta ülkemizin, sonra ilimizin, sonra bölgemizin, yani hepimizin bir bütün halinde kalkınmasını sağlamaktır. Şimdi bugün 21 yıldır bu dernek faaliyettedir ve Siverek il olma mücadelesi tam 53 yıldır vermektedir. Siverek tarihi, ekonomik, siyasal ve sosyal bilinç bakımından ama en önemlisi bu bence sosyal bilinçtir. Yani bir Siverekli kimliği var. Hatta Diyarbakır'da bir arkadaşımız vardı. Diyor ki ben işte bundan önceki 20 yıl ben Diyarbakır'daydım, son 10 yılda ben Siverekliyim. Baktım ki Siverek daha üstün diyor. İnşallah tekrar olur. Şimdi benim şahsi şöyle bir benzetmem oldu. Siverek 20 yaşını doldurmuş, hemen doğrudur bir işi olmayan, askerliğini de yapmış, evlilik çağına gelmiş, artık aile bar kuracak bir kapasite vermiş bir insanı ama elinde işin olmaması benzetiyor. Her şey var, dört dörtlük var fakat iş yok. Şimdi bu adam ne olur? Boynu bükük olur. Siverek şöyle dışarıdan dolanma bir adam diyor ki çok güzel bir çevre yolu var, evet bahçesi var, parkları var, çok güzel ama bakıyorsunuz aşağıya doğru indirildi, fabrika bir sanayi falan göremiyorsunuz. Kalesinden yukarı çıkıyorsunuz, gözünüzü kesen devasa bir iş hanı. Bir burada bir de Urfa'da gördüm, bir de İmbaş. Yani şöyle Antep tarafından geldiğiniz zaman ilk Urfa'nın süliyetini bozuyor. Şehir kimliğini bozuyor. Şimdi 1926 yılında tamamen haksız ve yanlış bir kararla ilçe statüsüne indiriliyor. Fakat şöyle biliyoruz ki, tarihi boyutuyla söylüyorum. Siverek Urfa'nın Kurtuluş Savaşı'na canı gönülden katkı vermiştir. 500 kişilik bir güç sunmuştur ve Urfa'nın kurtulmasına en büyük katkıyı sunan Siverekler'dir. Mesela Rentele ve Şorlu benim aklıma gelir. Yani o yiğidin karlar üzerinde, yaralı bir halde, hatta 38 saat diye bir şey hatırlıyorum, yaralı bir vaziyette nasıl kaldığını kimse inanamıyor yani. Bu mucize diyorlar yani. Yani Siverekler'de böyle bir ruh var. Vatan sevgisi var, inanç var, millet sevgisi var. Şimdi bu fedakar insanlar yaşamış olduğu bu kent, az önce belirttiğim gibi 1926 yılında yaşanan Şeyh Said isyanı bahane gösterilerek Siverek gelir gider dengesi yasal gerekçesiyle ilçe statüsüne indiriliyor. Halbuki Şeyh Said ayaklanması Diyarbakır'da durmuştu, buralara falan da gelemedi yani. Şimdi Osmanlı döneminde, yani Osmanlı döneminde 1895 yılında 11 tane ticaret ve sanayi odası var. 2 tane daha kuruluyor 96 yılında, 1896 yılında, yani bundan 114 yıl önce. Birisi Siverek'te, birisi Kayseri'de. Bugün Kayseri, Anadolu katlanları arasında Antep, Denizli, Bursa gibi
en önde gelen kentlerdir. Ama Sinan'a bakıyoruz. Yani kocaman, kocaman bir köy. Yani bu devlet eliyle düşürülmüş. Biz o yüzden diyoruz ki il olma hakkımız öncelikle sunulmalı ki bu şehrin tekrar kalkınmasını sağlasın. Şimdi geçen pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak bizler Dicle Üniversitesi'nin temsilen Mardin'e gelmiş. Mardin'de Sosyal Bilim Enstitüsü Müdürü İbrahim Gözcüler hocamız şöyle bir taktik uygulamış. Demiş ki Sayın Cumhurbaşkanımız geliyorsa bu iş adamları mutlaka gelir. Yurtçına giderken de gidiyorlar. O gelmiş gibi fırsatı kaçırmıyor demiş. Hemen Gelpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem'i arıyor. Abi diyor, Cumhurbaşkanı buraya geliyor diyor. Yapma ya diyor, evet diyor. Hem de bir sürü diyor, diğer iş adamı diyor, okul falan yaptıracağız. Senin haberin var mı diyor. Yok valla yok diyor. İktisadi derinlerde biz sana tahsil etmeyi düşünüyoruz diyor. Ve Zeynel Abidin Erdem Cumhurbaşkanı gelmesiyle bizim huzurumuza dedi ki 10 milyon dolarlık yatırına ben bunu üstleniyorum. Dolayısıyla yani devlet burada katalizör rolünü oynuyor. Yani devlet burada itici güç oluyor. Cumhurbaşkanı gitmesin emin olun vermezler. Çünkü korkunç bir rekab yapıyor, propagandasını yapıyor, fakültesine ismini veriyor. Hani maddi bir şey istenmiyor burada. Devletin vereceği çok bir şey de yok. Yani il olsa devletin çok fazla aktaracağı bir bütçede bir rakam falan yok. Ama il olursa bugün Türkiye'de üniversitesi olmayan kaç yıl var? Yani Sivrik 38 ilde büyük bir nüfusa sahip. Coğrafya olarak son derece müsait, tarım olarak son derece müsait. Yani bu şekilde olursa biz diyoruz ki bu bölgedeki insanlar iş sahibi olur, eğitim düzeyleri yükselir, sosyal seviyeleri yükselir. Bu yükselme her şeyden bir Türkiye bir kazançtır. Yani bu çöküş alanı Diyarbakır Urfa arasında Sivrik tek kelimeyle çökmüş bir bölgedir. Şimdi şu yol üzerinde duruyor. Yani profesyonel bir şey olmadığı için adamcağızda şimdi gördüm iki taraflı caddenin ortasında oturuyorlar. Bir de Karabey Dağımız var. Şimdi inşallah bu bölge biraz da özellikle Irak, Suriye, ki şu anda Suriye'yle ben geçen Suriye dedi. Yani Türkiye'nin tek parçası olmuş. İnşallah yarın Irak da istikrarına kavuşur. Dolayısıyla insanlar Karacadağ'a kayak yapmaya geleceklerdir. Yani yeter ki burada birazcık böyle, yani çok bir şey istenmiyor. Yani çok bir devletten doğrudan bir maddi katkı istenmiyor. Bu Sivrik'e de yakışmaz. Hani bakın bu kadar insanın buraya katılması bu şunu gösteriyor. Evet biz de varız. İnşallah devlet bu hakkı takdim ettiği zaman, verdiği zaman Sivrik dediğim gibi hem Orta Doğu bölgesinde hem Güneydoğu Anadolu bölgesinde yani son derece stratejik konumda bulunan dolayı ekonomik olarak parlar, patlar. Şimdi Sivrik'in şu anda nüfusu siz daim diyorsunuz 200 bin civarında. Şimdi bu 200 bin nüfusun ÖSYM'ye giren öğrenci sayısı tahminimce ortalama en az bir 5 bindir. Tündük toplamak için orduya, işte patates, soğan, böyle bu tür şeyler gidiyorlar. Şimdi düşünün, bu 30 bin ailenin, bu 30 bin ailenin öğrencileri vardır. Şimdi bu öğrenciler, yani bugün pamuğa başlasalar, işte 13 Eylül'de okullar açılıyor, 1 Ekim'e doğru ancak gelirler, en iyi ihtimalle, kasımı bulanlar bile ortaya pamuk toplanır. Şimdi ben 20 yıldır lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi alıyorum. Dün köye gittim, bugün gerilediğimi hissediyorum. Yani ilk öğretimdeki bir öğrenci, bu çocuk pamuğa girip gelse bir daha okula intibak sağlayabilir mi? Mümkün değil. Olmaz. Osmanlı Tanrı'da şöyle bir ifade var. Diyorlar ki ben Perşembe'nin varlığını cumartesiden tanırım. Cumartesi tatilmiş çalışamıyorlar. Perşembe'de yapılan vahvın ensesinden tanırım diyorlar. Enses daha kalın olur. Yani ilim böyle bir şey. Bir gün elinizde kalemi bıraktığınız zaman zihniniz geri gider. Şimdi 40 bin ailenin birer çocuğu olsa en azından 20 bin çocuğu. Yazıklar ya, çok yazık. Olmaz bir. Sayın Kaymakamımızı ben birkaç defa gördüm ben. Takdir edeyim kendilerine. Pamuk tarlasında çocuk doğdu. Ne mutlu yani. Huzurlarınızı ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yani bu sıkıntılar da biter. Şimdi burada benim birkaç eleştirim var. Ya özellikle Sivrik'in siyasilerine. Şimdi ben 10 sene Ankara'da kaldım. 1 Ocak'tan beri Diyarbakır Üniversitesi'ne. İnanın Çankaya bakın onlarca Sivrik'in onlarca dairesini en lüks cipini görürsünüz. Bir Bursa'nın o kadar lüks cipini göremezsiniz. Bir İstanbul'u göremezsiniz. Yani onların tabii çok havalı, söylemek istemiyorum ama yani bunun doğru olduğunu söylüyorlar.
lüks bir araba, bilmem ne bilmem saçma sapan, yani üçüncü dünya ülkesi zihniyeti, Arap şehri, başka bir şey değil. Yani hani Rusya'nın ekonomisine diyorlar ya, başı uzayda, ayakları yerden kesik. Bizimki de öyle. Ama adamlar bilmiyor bunu. Şimdi harama ekonomik destek verdiler, ertesi gün bütün paralar pasaklara dönüyordu. Ben Maliye Bakanı'na çalışıyorum, uzmanım yakınım. Urfa milletvekilleri, özel kurfacı söylüyorum. Urfa milletvekillerinin Kasım 2003 ile işte 1 Ocak 2010 arası gelirlerine bakmıştım. İnanın %100.000 artmış ya. Hiçbir yerin vekiller böyle şey yok. Hiçbir yerin. Bu kadar kazanmamak ya. Bu kadar güçlü olmamak. Bunu işte bizim takip etmemiz lazım. Şimdi şöyle bir rakam daha oldu. Bakın. En çok yeşil kart bu bölgede. Yeşil kart yüz karasıdır ya. Yoksulluk parasıdır ya. Hani bir rahmetli Kemal Sunay filmi vardı ya. Baba adı Şaban, sonra Yıldız ne varsa Türkiye'de toplan gönder. Bu zihniyet ya. Yani Almanya'yı kazıklıyoruz. Şimdi yeşil kart devletin hiçbir imkanı olmayan insanların takdimesi bir şey. Yani bu kadar mı yoksulluk, bu kadar mı kötü durumdayız ya? Bu kadar bereketli topraklar var, havası var, suyu var. Her şey dört dörtlük olan bir yerde biz varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun hani suçu hepimizde. Sadece burada şu bu falan demek oldu hepimizde. Ya profesyonel malada bir işletmecilik yok, pazarlamacılık yok, siyaset yok, yönetim yok, hiçbir şey yok. Profesyonel malada söylüyorum. Çünkü her şey var ya, Allah vermiş ya. Konumu var, toprağı var, ürünü var. Taş çekse, valla ben dün Kuskunlu köyüne gittim. Adam bir taş kesiyor. Yok ya, peynir gibi yani. Böyle bir şey. Yani taş çıkarıyor, satıyor. Taş ya, kara taş. Karaca'da korkmayın patlamış taşlar. Satıyor. Peynir gibi satıyor. Yani bu kadar verimli bereketim yok. Şimdi 2006 yılında